Emekliyiz, inanır mısınız, bir çay içmeye korkuyoruz. Bir depo benzinle olduğun ilden dışarı çıkamıyorsun. Bir makarnaya şahsiyetini satan insanlar olduğu sürece. Tuzu kuru olanlar desteklediği sürece koyunlar melemeye devam. Ama insanlarımız iş beğenmiyor. Kim açlıktan ölmüş ülkemizde? Geçinebiliyor musun? Ben yurt dışından olduğum için yani öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Buradakiler ne yapacak peki? Çoğu insan geçinemiyor. Hepsi kafayı yedi şu anda. Hepsinin psikolojisi bozuk. Gerçekten asgari ücretle, zaten verdikleri bu asgari ücret 4200. Ne kaldı ki geri 23 lira olmuş petrol. Elektrik faturaları şunlar bunlar. Ben bile sıkıntıya girmeye başladım elimdeki euroyla. Onu söyleyebilirim. Ben yetemiyorsam buradaki halkı ölsün ya. Öyle düşünüyorum artık. Çok kötü. 23'te seçim olacak. Bir şeyleri değiştirecek mi sizce seçim? Ben şöyle söyleyeyim. Bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum. Biraz da güvenmiyorum. İnsanlar böyle konuşuyor dışarıda. İşte AKP şöyle böyle. Ama seçim şey sandığına gelince de kime vereceğiz deyip gene o kişiye verip biliyorlar yani. Buna şahit oldum çünkü. Eğer olursa da bilmiyorum yani, inşallah da değişir diye düşünüyorum. Geçinebiliyor musunuz? Sizce? Geçiniyorum diyen de var vallahi. O zaman onlar ikinci maaşlarını alıyorlar. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Nasıl geliyor ay sonu emekli maaşı? Ay sonu gelmiyor. Borç da geliyor. Kredi kartlarıyla beraber geliyor. Nereye kadar böyle gidecek? Yani bu şekilde gitmez. Sonunda bitecek. Seçimde bir şeylerin değişeceğini düşünüyor musunuz? Evet, seçimde bunlar giderse değişir. Gitmezse daha kötü olacağız. Peki iktidar değişir mi? İktidar büyük bir ihtimalle değişmesi gerekiyor. Türk milleti o kadar aptal değil. Meclise teklif götürdüler. Baraj %10'dan %7'ye düşsün diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O bir parti için yapılan bir tekliftir. Başka kimseyi düşünmüyorlar. Bir parti için geçerli o. Onun barajı aşıp mecliste kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ama %7'yi de bulamayacak. Beklemiyorum öyle başarı gösterebileceğini. Hangi partiye söylediğimi de anlamışsınızdır. Ben umutluyum. İleriden umutluyum. Halktan umutluyum. Halk bunun cevabını verecek. Çünkü bir depo benzinle beraber olduğun ilden dışarı çıkamıyorsun. Neye göre yaşayacaksın şimdi? Ben atıyorum 3000 lira emekli maaşı. 3000 lira emekli maaşından eğer altındaki diyeceksiniz ki 3000 lira emekli maaşı olanın arabası olmaz. Araban varsa bir depo benzin 1250 lira. 1250 lira. Demek ki olduğun ilden dışarı çıkma şansın yok. Doktora gitmeyeceksin, hasta olmayacaksın, yemeyeceksin. Kuru ekmekle su. Yani bu şekilde yaşamaksa yaşıyoruz. Ha ben çoklarından iyiyim onu da söyleyeyim. Ama halkımız için çok kötü bir durumdayız şu anda. Ülke, ben 60 yaşındayım, ülke böyle bir yokluk görmedi. Eskiden daha kötüydü diyorlar. Hayır, kim diyor onu? Tüp kuyruğunda bekliyormuşuz. Boş versinler o işi. Tüp kuyruğunda diye bir şey yok. Herkes tüpünü de alıyordu, yakıtını da alıyordu. Şimdi alabiliyor mu? 300 lira oldu bir tüp. 23-24 liraya yaklaştı mazot fiyatı. Nasıl bu vatandaş bir yere gidecek? Bu mazota, yakıta geldiği müddetçe bütün ürünlere geliyor. Tarım ülkesinde dışarıdan ayçiçek yağı alacağız, buğday alacağız. Yani böyle bir şey yok ya. Ben bu ülkede olan şeylerin dışarıdan alınmasına karşıyım. Neden? Mazota o kadar zam yaparsan köylüyü ektirmezsin. Köylük ektiğinden kazanacak. Kazanamıyorsa niye eksin ki? Siz yapar mısınız zararına bir üretim? Yapmazsınız. Hiç kimse yapmaz. Köylü de onun için yapmıyor. Köylünün önünü açın bakalım. Maalesef ülkemiz çok kötü yönetiliyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur diye ümit ediyorum. Dört gözle seçimi bekliyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Geçim nasıl? Süper geçim. Çok güzel. İnsan geçinemediğini söylüyor. Söylüyorlar onlar ya. Bak mesela ben döneyim. Mars'a gittim, kahvaltı yaptım, geldim. Özel bir füze aldım kendime. Ya bu akşam da New York'a uçacağım kısmet olursa. Oranın bir meşhur yemeği varmış. Onu yiyip geleceğim. Mars'a koloni kurmuş muyuz? Vallahi ben araştırmaya gittim. Bakmadım da. Oradan biraz tarla almayı düşünüyorum. Çiftçilik yapmayı düşünüyorum oradan. Orada mazot ucuzdur belki. Ucuz, beleş. Beleş orada bedava. Burada parayı koyacak yer bulamıyoruz artık. Süper. Çok... Şimdi konuşalım mı tekrardan? Geçim nasıl? Aa, gerçekten. Ya geçimimiz Allah'a şükür tamam. Benim geçimim fena değil diyorum ama %90'ın insanlar çırpınıyor. Acıkla çırpınıyor. Nereye kadar böyle gidecek? Aslında hak ediyorlar biliyor musun bizim milletimiz? Ben istiyorum her zaman arkadaşlarım da bilir. Ekmek daha bundan bir iki önce ufak bir zam geldi ekmeğe. Evet. Ben dedim ki ekmek işleri halleri olsun dedim. Makarna 100 lira olsun bir pakete. Olsun. Çünkü bizim makarnacılar bir makarnaya şahsiyetini satan insanlar olduğu sürece bir ekmeğe el pança divan durdu olsun. Padişahım sen çok yaşadığı sürece böyle olur yani. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Yanıyor. Ne yapalım? Yanacak. Hak ediyor. Ülkemiz bunu hak etmiyor ama bizim çok yalaka bir milletmişiz ve çok korkak bir milletmişiz. Yalaka. Yani gerçekten %90'ımız yalaka. Adam acından ölüyor ya. Şurada bakıyorum. Turistler şurada şu lokantaların hepsinde böyle bir masa kurdurmuşlar adamlar. Yani hav yerinden tut. Pirzolası, ayarı, tavuk çayırı adamın önünde 20 tabak et var. Bizdekilerin ağzını sallarsa hayır, simit alamıyor. Soruyorsun adama, adam hayatla memnun ya. Olacak o kadar diyor ya. Olacak diyor ya. Seçimde bir şeyler değişecek mi sizce? Vallahi hile yaparlar bunlar, yine yapacaklar.
yapmazlarsa inşallah bu sefer kaybedenlikle güme geliyor. Meclise teklif sundular. Seçim barajı %10'dan %7'ye düşsün diye. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O kadar pek kafamız basmaz da. Bunu MHP'nin AK Parti mi yaptı? Onun bir bildikleri vardır o zaman. Bir film dönecektir, onun için yapmışlardır. Direkt ben tepedekilere seslenmek istiyorum. Hani cezaevi yapmakla, cezaevlerini çoğaltmakla bu gençlerin önüne geçemezler. Askerliği düşürdü, 6 ay askerlik oyuncak oldu, tamam mı? Önceden bazı manyak çocuklarımız, gençlerimiz askerde akıllanırdı. Annesi babası derdi ki askere gittim akıllanır derlerdi. Ve evlendiği zaman elin kızını yakarlardı. Evlensin akıllanır derlerdi. Ya senin adam edemedin, elin kızı nasıl edemezsin, doğru mu? Askerlik oyuncak oldu. Polat Alanların dizileri gibi, bunun gibi yok. Şimdi yalnız kurt başladı, o başladı, bu başladı. Eşkıya meşkıya. Şunlar bunlar suç oranını arttırıyor. Gençlerimiz baksana hepsi böyle yürüyor. Yengeç gibi yürüyor şöyle. Böyle. Hayırdır diyor böyle yani. Lan ne adam gibi yürüyor böyle. Hep böyle kendilerini Sedat Peker zannediyorlar. Alaaddin Çakıcı zannediyorlar. Cebine baksan sigara parası yok. Git çalış oğlum. İş yok, gerçekten yok. Şöyle iş yok. İş var. Adam üniversite okumuş. Makine mühendisi olmuş. İş bulamıyor. Başım gözüm üstüne. O kalkıp gidip bulaşık yıkayamaz o. Ama hiçbir vasfı olmayan adam gitsin bulaşık yıkasın. 150 lira günlük veriyorlar yani. Nereden konuşalım ki? Doktor kalmadı, hepsi Avrupa'ya kaçtı gitti. Doktorların hakkı neydi bunlar ya? Gitsin ya. Yeni mezun gelir diyor. Yani herkes savaşabilir. Sen de savaşabilirsin. Belki mermi sıkamam ama bana takım sandığını, mermi sandığını getirebilirsin arkam sıra. Ben hani savaşırım. Ama herkes amanet edemez. Herkes inine vuramaz. Herkes o serum takamaz. Doktorların, hemşirelerin hakkı neydi bunlar ya? Bunların yatacak yeri yok bunların hiçbirinin ya. Peki son olarak ne söylemek istersin? Allah ıslah etsin diyorum. Ölecek, hep ölecek. Ölümlü dünya. Atatürk öldü ya. Bunlar ölümsüz zannediyorlar. Ayakta duramıyorsun. Öleceksin 3 sene sonra. Ezrail kardeşin olsa 10 sene yaşarsın. Hep öleceksiniz. Artık yeter, günah. Geçim nasıl, geçinebiliyor musunuz? Valla çok güzel geçiniyoruz Erdoğan sayesinde. Daha nasıl olsun? Memnun musunuz? Hiç de memnun değiliz. Emekli misiniz? Hayır. Çalışmıyorsunuz şu an? Günlük iş bulursam çalışıyorum. Nereye kadar böyle gidecek? Nereye kadar? Bu baştan gidinceye kadar zannedersem. Seçimde bir şey değişir mi sizce? Çok şey değişecek de, o seçime bir gidilse. Milletin hali göz önünde işte. İktidarın değişeceğini düşünüyor musunuz? Böyle giderse onun arkasından giden çok, o yüzden değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekleri görmüyor bizim insanımız. Şu hayat şartlarını, affedersin, tuzu kuru olanlar, yandaşları desteklediği sürece koyunlar melemeye devam. Bu düzen böyle gitmeyecek bence. Kılıçdaroğlu da gelsin istemiyorum ben. Neden? Güven vermiyor mu? Güven vermiyor. Genç birisi gelse şu Erdoğan gitsin de. Tek derdim o. Var mı gönlünüzde bir isim? Sürünüyoruz. Resmen sürünüyoruz. Adaylığını korsa Mansur Yavaş. Neden? Yapıyor adam. Yapıyor. Kaç defa başvuruyoruz. Yok destekmiş, yok öğrenciye paraymış, hiçbir şey görmüyoruz. Evimiz yok, arabamız yok. Çoluk çocuk sersefil, perişan. Elim Suriyelilerini besliyor, Afganlarını besliyor. Her gelene kucak açıyor. Kendi halkı böyle sürünüyor. Geçinebiliyor muyuz? Çok güzel geçiniyoruz. Memnun musunuz halinizden? Ben memnunum ya, bizlik sıkıntı yok. Çalışıyor musun? Çalışıyorum tabii. Sadece kendini mi geçindiriyorsun? Yani ailem geçiniyor, ben de kendimi geçiniyorum. Bendeki sıkıntı yok. Asgari yani. Ücret mi alıyorsun? Asgari ücret değil ya. Aylık 10-15 milyar para alıyorsun. O yüzden geçiniyorsun. Tabii canım. Yoksa nasıl geçineceğiz desene. Geçinemeyenler ne yapacak? İşte onlar sıkıntı. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Herkes aklını kullanan becerir yani. Bu okumakla olmuyor aslında. Bak ben okumadım. 19 yaşındayım. Para da var, her şey var. Araba da var, telefon da var. Ona bakış her şey var ama akıl çalıştırmak lazım biraz da. Hani illa okumakla olmuyor. Ne iş yapıyorsun? Masörlük yapıyorum. Güzel yani. Yani illa okunacak diye bir şart yok. Parası güzel bir şey varsa çalış. Zaten bu devirde okumakla bir şey fayda olmuyor. Okusam belki bir yerde asgari ücretle veya 6 milyarla veya 5 milyarla çalışabilirdim. Ama şimdi hayatım güzel. Bendeki sıkıntı yok yani. Ama dediğin gibi herkes aynı değil, biz giyer gibi. Ben öyle düşünüyorum. Ben relaksım. Bendeki sıkıntı yok. Peki iktidarın değişmesi gerekiyor mu sence? Bence değişmesin. Tayyip Baba. Neden? Devam. Seviyoruz adam ya. Kral. Peki çok teşekkür ederim. Geçinebiliyor musunuz? Valla geçinemiyor abla. Yani ekonomi kötüdür. Örnek vereyim, önceden askeri ücretle markete gidip bir şeyler alabilirdik ama şimdi baktığımız zaman hiçbir şey alamıyor. Ülkeye baktığımız zaman cumhurbaşkanı olsun, ondan sonra bakanlar olsun, diplerinde son model araba, yedikleri yönlerinde, yemedikleri arkasında. Ama millete baktığımız zaman millet sıkıntı yaşıyor. Ama mesela ben araştırdım, cumhurbaşkanı kendi sarayında özel kümes yapmış, ondan sonra kral gibi geçini. Bu millete yazıktır, yapmasınlar ile. Niye canlanır bu kadı?
geldi. Değişir mi sence bu düzen? Yani öyle gözüküyor. İnşallah değişecek. Yani biz razı değiliz. Normalde hiçbir partiyi ben kabul etmiyorum. Yani normalde ben şeriatı istiyorum. Yani kim gelirse aynıdır. Yani adalet Allah'ın şeriatındadır. Başka da bir çözüm yoktur. Yani partiler biri gelse diğeri gelse hepsi kendi menfaatleri için çalışacak. Dünya adaleti sadece Kur'an getirecek. Ben buna inanıyorum. Geçinebiliyor muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Şimdi her şey %300 zamlanmış. Maaşlara %30 ki bize %30 da vermedi. Emekli misiniz? Evet, emekliyiz. Geçinemiyoruz maalesef. Maaşlarımız enflasyon karşısında ezildi. Verilen zamlar karşısında eridi. Geçinemiyoruz diyelim yani. Peki nereye kadar böyle gidecek? Hükümet gidiyor bakalım nereye kadarsa. Seçimde yani değişir artık mi? Artık dayanacak gücü kalmadı. Bu kafanın değişmesi gerekiyor. Değişse bile gelenle kurtaramayacak ki ortalığı. Yani ortalık yangın yeri. Emekliyiz, inanır mısınız bir çay içmeye korkuyoruz. Yani bir çay olmuş 5 lira. Aldığımız 3000 lira maaş nereye kadar yetecek? Ev kiraları olmuş 2000 lira, 2500 lira. Yani halk dolu artık. İyice dolu. Meclise bir teklif götürüldü. Seçim barajı %10'dan %7'ye indirilsin diye. Neden yaptılar sizce bunu? Onu şöyle söyleyeyim. AKP'nin yan kolu olan MHP'yi kurtarma diyeyim ben bunu. Çünkü görülen anketlerde %7'nin altına düştüler şu anda. MHP'yi kurtarma operasyonu bu. Tamam, geçinebiliyor muyuz, konuşalım mı? Geçinebiliyoruz, evet. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Asgari ücret? Hayır, kendi iş yerim var. Geçiniyoruz yani. Asgari ücret alsaydınız geçinebilir miydiniz? Şu şartlarda geçinemezdik. Ne yapacak bu geçinemeyen insanlar? Yani ne yapabilirdi? Alternatif yollara bakacaklardı. Ne gibi? Atıyorum ek iş olabilir. Hatta müşteri olabilir. İş bulamadığını söyleyen insanlar var. Ben ona çok inanmıyorum ya, iş bulamayan insanlara. Çalışınca her yere iş var. Şuradan aşağıdan yukarı doğru beraber isterseniz yürüyelim. 10 tane yerde eleman aranıyor. Vasıflı vasıfsız. Kimi yabancı dil istiyor. Kimi normal garson istiyor. Ama insanlarımız iş beğenmiyor. İş seçme hakları yok mu peki insanlar? Var tabii ki canım. İlla ki var. Herkesin bünyesine göre iş bulma hakkı var. Her şeyden önemlisi. Ama bu tabii ki öyle 3 noktalarda olduğunu düşünmüyorum ben. Ben düşünmüyorum. Bu benim fikrim. Mevcut iktidardan memnun musunuz? Ben memnunum. Bundan öncekileri de gördüm. Tabii daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilir. Kızdığımız noktalar var mı? Var. Particilik bende yok. Atıyorum CHP, AK Parti, MHP. Bende particilik yok. Kim neyi iyi yönetebiliyorsa ben ona saygı duyarım. Mesela benim siyasi görüşüm AK Parti. Ama baktığımda Muhittin Böceği ben çok beğeniyorum. Beyefendi bir adam. Antalya'ya hizmet yapıyor. Burada oturuyorum ben mesela. Ben AK Parti siyasi görüşüm. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Ama Antalya'dayım, belediye başkanlığına Muhittin Bey'e oy veririm çok rahat bir şekilde. CHP'li belediyelere destek sağlanmıyor diyorlar. Bu konuda doğru ne düşünüyorsun? Olabilir, doğru olabilir. Yani iftira atmak istemiyorum. Görmediğim bir şeyi duydum. Yani kulaktan duyma bilgilerle hareket çok etmemek gerekiyor bence. Doğru olabilir yani. CHP'li belediyeler de AK Partili olan bölgelere çok yardım etmiyor. Bunu da duyuyoruz mesela ama araştırılması gerekiyor tabii. Ama belediye belediyeye zaten yardım edemez. Hükümetin yardım etmesi lazım. Zulüm ediyor ya aslında baktığında aslında. Hepimiz ortak bir dünyada yaşıyoruz. Herkes herkese saygı duysa, artık bu savaşları, çıkar savaşlarını bir bıraksak, insanlara hizmet edebilsek gerçekten tam manasıyla her şey daha güzel olacak. İki tane çocuğunuz var. Onların geleceği için ümitli misiniz? İşin gerçeği çok değil şu şartlarda. Çok ümitli değilim. Ama tabii onları veren Allah rızkını da verir diye düşünüyorum ki veriyordur da. Onlar yokken benim hiçbir şeyim yoktu. Şimdi onlar oldu. Yavaş yavaş bir şeylerimiz oluyor. Yani istersen, tutumlu olursan Allah veriyor. Biraz da inançlı olmak gerekiyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Biz daha öncekileri de gördük dediniz ya. Ben evet. Hiç görmedim. 24 yaşındayım çünkü. Evet. Nasıldı daha öncekiler? Daha öncekiler ben annemi hastane sıralarına, kuyruklarına götürdüğümü hatırlarım. Saat gece 4'lerde sabaha karşı beklediğimizi biliriz. Benim ablamın ayağı yandı. Sigortamız yoktu. Hastanede esir aldıklarını bilirim, hatırlarım yani. Daha önce bunları gördük. Öyle yağ kuyrukları, şunlar bunlar, fakir edebiyatı yapmayacağım. Onları görmedim tabii ama şimdi baktığımızda geçenlerde gene yağ kuyrukları vardı. Yağ bulamadık. Yani oluyor bunlar. Dönem dönem oluyor ama şu mevcut iktidardan memnun musunuz dediğinizde ben memnunum. Peki 2022 yılında yağ kuyruklarında bekliyor olmamız normal mi sizce? Değil, tabii ki değil. Ya gene bizim insanlarımız yapıyor. Gene bizim insanımız yapıyor. Yani ihtiyacı kadar kimse bir şey alışveriş yapmıyor ki. 10 lira 20 lira kar edeceğim diye koşuyor 7 tane 10 tane yağ alıyor. Herkes birer tane alsa. Benim evimde bir tane vardı. Ben ihtiyaç duymadım. Koşup almadım mesela. Ama insanların endişelenmesi normal değil mi? Rusya'dan geliyor ya. Çok normal ama kim açlıktan ölmüş ülkemizde? Çok var. İnanın. Yan odada kendini ya. Asıp intihar eden
babalar. Ben gördüm intihar asıp kendini mesela geçen sene burada bir cep telefoncu kendini asmıştı. Gördüm ama ben açlıktan olduğunu düşünmüyorum. İnsanların psikolojisi bozuluyor artık. Pandemi döneminde birçok müzisyen intihar onu etti ekmek bulamadığı için. Şahit oldum ama açlıktan değil. Açlıktan neden oldu? Değil açlıktan ya. İnsanlar bir ekmek alamadığı için, çocuğuna yemek yediremediği için saç kurutma makinesinin kablosuyla kendini astılar. Ben şahit olmadım öyle söylersem. Haberlerde daha herkes gördü bunu. Ben şahit olmadım. Doğrudur yani olmuş olabilir ama ben görmedim yani. Bana sordunuz ben görmedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.